Selamünaleyküm arkadaşlar, ben Sadık Ünsal. Bugün sizlerle şöyle bir bardak ısıtıcısı yapacağız. Neyse, malzemelerimizi önce alacak. Böyle bir tane şeker kutusu gibi bir şey, nane şekerli oluyor ondan kutusu. Hani böyle, neyse reklamını yapmayayım. Böyle bir şey. Hani böyle nane şekerli oluyor, neyse. Şu lastik buradan neden almış bilmiyorum. Sonra böyle bir kablo, lehim makinesi. Ondan sonra bir tane de böyle direnç. Şuradaki direnç 1 wattlık. Bu da işimizi görecektir. Neyse bu ısıtıcı bardakta şey yapacağız. İşte dirençten yapacağız. Yapalım. Direncimizi bir sökelim öncelikle. Bu ne devresi, ne besleme devresi diyorsanız bu arkadaşlar power supply besleme devresi yani. Neyse. Şuradan bir şeylerini sökelim istiyorsanız. Kendini alalım. Hangisiymiş? Bir dakika. Yanlış yer. Şurası. Şöyle bir şekilde çıkalım. Evet, bir tanesini söktük, bir tane ayağa gitti. Şimdi diğerini çıkalım istiyorsanız. Onun hangisiydi? Ya şuydu. Tamamdır. Bunu söktük. Böyle bir direnç yani. Elim yaktı. Sıcak çünkü. Neyse lehim makinesi değişmiş bitti. Lehim makinesini sökebiliriz. Sökelim hatta bir dakika. Tamamdır, söktük. Neyse. Geçelim şimdi yapacağımız şeye. Kablolarımızı bir alalım. Tabi böyle bir tane güç kaynağı lazım. 12 voltluk. Ya da 38 voltluk falan yani. 18 volt falan olur yani. Kusura bakmayın arkadaşlar, gece gece çıkıyorum. Bir de uykum var. Böyle şeyler olabiliyor yani. Şimdi şuradan şey yapalım. Bağlayalım. Lehimlemeye gerek durmuyor. Siz istiyorsanız lehimleyebilirsiniz. Neyse arkadaşlar, böyle bir şey oldu. Şunu böyle bağlayalım. Yapımı gayet basit yani. Bunu herkes yapabilir. İstanbul böyle bir şey olacaktı. Şöyle şu kenarlarını delinmeden koyalım. Hayır, böyle kısa devre yapmasın. Şöyle bir şekilde tamamdır. Bitti, burada vardı. Neyse, istiyorsanız bunu bir şey takalım. Şimdi takalım, söyleyemedim. Üç kanalı çekelim. Tamam. Fark etmez yani. Direncin artısı eksisi yoktu bildiğiniz gibi. Çalışıyor galiba ya da kısa devre yaptım. Evet. Bir yere yok. Şunu şöyle bir ayarlayalım. Gelmemesi lazım çünkü. Şöyle bir şekil uygun yani. Yeter ki değmesin. Hani demir yüzeyle temas etmesin iki tarafı. Bir daha deneyelim. Tamam, şu an çalışıyor. Şu an çarşıya alırsa hani duman falan tutabilir. Ona sıkıntı yok. Bir süre sonra tutmuyor çünkü duman falan. Gayet kullanışlı, güç kaynağında yaktığını falan görmüyorum ben genellikle. Böyle bir şey oldu. Neyse, bekleyelim biz. Gördüğünüz gibi hafiften bir duman tutuyor. Normal çünkü tutması. Arkadaşlar size nasıl dedim, kapkane olmuş şu an. Hani
Şimdi bir şey ısıtmak gerekirse yani öyle bir şey ısıtma lüzumu yok. Hani çay falan bu saatte çünkü. Saat gecenin 3'ü. Şu arı silikon damladı böyle oldu. Neyse arkadaşlar. İstiyorsanız bir test yapalım. Nereye gidelim? Mesela şimdi bir kablo yükmeye çalışalım. Şu an kapkana arkadaşlar. Valla yani çayı ısıtır bu. Yani onu da eritmedi ama sıcak, valla sıcak yani, öyle diyeyim ben size. Neyse, bugün videomuz da bu dağlı olsun. Gördüğünüz gibi şöyle 10 voltta çalışıyor. Ay şey, kablo çıktı ya. Gayet güzel oldu. 10 ya da 12 voltta çalışıyor. Hani 32-18 bir de 12 volt uygun yani. 9 voltta çalışır, onlar da çalışır. Sıkıntı olmaz sanmıyorum. Neyse arkadaşlar, bugün videomuz bu da olsun. Gayet basit ve kolay oldu. Şu an sıcak. Vallahi sıcak yani, sonuçta deneyebilirsiniz. Hani direncin şeye ne diyorsanız 1 wattlık bir direnç. Yani size onu söyleyeyim. Gördüğünüz gibi duman çıktı. Şöyle bir direnç. Bir şey olmaz arkadaşlar. Bir süre sonra böyle alışıyor. Kapağına dolmuş. Neyse. Bugün videomuz bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bugün videomuz bu kadar. Neyse. Görüşürüz. Bay bay.